Bugün ortak akla her zamankinden çok ihtiyacımız var. Türkiye'yi başarısız devletler bataklığına sürüklemek isteyen terör karşısında ülkenin yeni yönetim zafiyetlerine artık tahammülü kalmamıştır. İktidar son bir yılda bırakın gereken tedbirleri almayı, siyasi belirsizliği daha da arttırdı. Hukukun üstünlüğünü bir kenara itti. İçeride ve dışarıda ters esmeye başlayan rüzgarlara karşı ülkemizi savunmasız bıraktı. 14 yıllık AKP iktidarının sonunda Türkiye, tarihinin en ciddi yönetim kriziyle karşı karşıya kaldı. Değerli milletvekilleri, dini siyasette kullanma geleneğinden gelen kadroların kurduğu koalisyon 14 yıldır ülkeyi yönetiyor. İktidarın aynı menzile yürüyoruz, alnı secde görenden zarar gelmez diyerek devleti teslim ettiği ortaklarından biri, bu ülkede askeri darbeye teşebbüs etme cesaretini gösterdi. 246 vatandaşımız canını yitirdi, şehit oldu. Yüzlerce insanımız sakat kaldı. İktidarın hatalarının bedelini millet canıyla kanıyla ödedi. Gazi meclisimiz bombalandı. İktidarsa biz kandırıldık dedi. İktidar sadece koalisyon ortakları tarafından aldatılmadı. Oslo'da eli silahlı bölücü teröristlerle müzakere masasına oturdu. Habur'da teröristleri törenle karşıladı. Teröristler için özel çadır mahkemeleri kurdu. Bölücü teröristlerin taleplerine göre şehirlerimize, ilçelerimize vali ve kaymakam atadı. Şimdi o bölücü katiller yüzlerce çocuğu, genci, anayı, babayı, yavukluyu birbirinden ayırıyor. Yüzlerce şehit verdik. Hala da şehit vermeye devam ediyoruz. İktidarın hatalarının bedelini yine millet canıyla, kanıyla ödüyor. İktidarsa yine kandırıldık diyor. Yetmedi bu iktidar, Cumhurbaşkanı halk tarafından seçildi, bu fiili durumdur diyerek 2014'ten beri anayasayı rafa kaldırdı. Ağzından millet iradesini düşürmeyenler, geçen yıl milletin seçimini beğenmediler, ülkeyi tekrar seçime götürdüler. İki seçim arasında terör hortladı, yüzlerce insanımız terör saldırılarında hayatını yitirdi. 14 yıl istikrar türküleriyle Türkiye'yi tek başına yöneten bu iktidar, şimdi ülkeyi ancak o halle yönetebiliyor. Şimdi de iki yıldır devam eden fiili başkanlık sistemini anayasal hale getirmek için iktidar ülkeyi yeni bir belirsizliğe, referanduma sürüklüyor. Kolay aldanan bir iktidarın elinde ülkenin nasıl hızla kaosa sürüklendiğinin hikayesi budur arkadaşlar. Değerli milletvekilleri, hükümetin bazı üyeleri bu durumu Birinci Dünya Savaşı'ndan bu yana karşılaşılan en sıkıntılı dönem olarak tarif ediyor. Bu, Lozan Anlaşması'nı beğenmeyen kadroların güzel ülkemizi bugün yeniden sevr koşullarına getirdiklerinin bir itirafıdır. Başkanlığın refah ve istikrar getirmekte parlamenter sistemin yanına bile yaklaşamadığı dünyadaki örneklerinden görülmüştür. 2014 yılından bu yana yaşanan fiili başkanlığın ülkeyi ne hale getirdiği de ortadadır. Önce hukuk devletini ayağa kaldırmalı ve hukukun üstünlüğünü sağlamalıyız. Herkesi kucaklayan, kimseyi dışlamayan bir büyüme süreciyle gelir dağılımını düzeltmeliyiz. Bunları yaparken ekonomik ve sosyal istikrarı bozmamalıyız. Eğer bunları bu mecliste başarabilirsek, ülkeyi içine düşürüldüğü sev koşullarından hızla çıkarır, milletin de duasını alırız.